Merhaba RTV izleyicileri. Yeni bir Artı Gerçek programıyla karşınızdayız. Stüdyo katılımcımız Artı Gerçek yazarı Ahmet Nesin. Hoş geldin Ahmet. Merhaba. Programın ilerleyen bölümlerinde Artı Gerçek yazarları İnce Hekimoğlu, Eser Karakaş, Murat Aksoy ve Artı TV muhabiri Nalin Öztekin bizlerle birlikte olacak. Evet, bir seçim bitirdik. Hem de 6 ay süren bir seçim maratonundan, 6 ay süren bir seçim takviminden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini AKP büyük bir hezimetle kaybetti. Seçimleri konuşacağız, yargılamaları konuşacağız bugün. Önce seçimden başlayalım çünkü seçim bitti ama artçı sarsıntıları hala sürüyor. Evet Ahmet, yani 31 Mart'ta 13 bin olan fark 23 Haziran'da 806 bine çıktı. Bu kadar kısa sürede 3 aylık bir parkurda farkın bu kadar değişmesini, artmasını neye bağlıyorsun? Şimdi o zaman AKP'liler gibi cevap vereyim. AKP birinci seçimde çok çalmış. Yani bu seçimi muhalefet kazansın diye ne yapılırsa yapıldı. Yani tersten baktığımızda CHP çok iyi çalıştı, İYİ Parti çok iyi çalıştı, HDP çok iyi çalıştı. Yani çok organizeydi, her şey çok organizeydi. Sessizlik bile organizeydi. Yani bazı konularda cevap vermemek, muhatap almamak bile organizeydi. Bunu 2-3 seçimdir yapıyorlar esasında. Yani HDP, CHP sessiz kaldı bir sürü konuşmaya. Onun yerine çalışmayı yeğlediler. Bunun bir kere çok önemi var. Sessiz kalınca boşlukta kalıyorsun yani. Ama esas benim başından beri iddia ettiğim bir şey var. İki yazıdır da, yarınki yazıda dahil olmak üzere iki yazıdır onu yazıyorum. Bir iki yazı daha gidecek. Ben şimdi kur işlet devret partileri demeye başladım. ANAP böyle bir partiydi. Şimdi bu partilerin ideolojileri ve programları yok esasında. Yani şimdi düşünsene, biz bazen hani 3-4 kişi program yapıyoruz ya. Program yapabiliriz ama parti programı 4 kişi beraber hazırlayamayız. Ben MHP'li bir ırkçı olarak, sen işte CHP'nin sosyal demokratı olarak, işte başkası doğru yolun merkez sağ ya da Adalet Partisi'ndeki merkez sağ olarak ortak bir program yapamazsın. Ortak program yapamayın çünkü yani aynı şeyleri söylemiyorsun. Türkiye'nin yapısına, sosyolojik yapısına aynı şeyleri söylemeyince program ortak çıkmıyor. Ne çıkıyor buradan? İşte burada inanmadığın demokrasi senin parti programında yok. İnanmadığın özgürlük senin parti programında yok. Kürtlerin bundan sonra nasıl yaşaması gerektiği senin parti programında yok. Basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü senin parti programında yok. Avrupa Birliği ile olan ilişkiler senin parti programında yok. Parti programında olmayınca bir takım bu işi bilen, okumuş, etmiş insanlarla ve belli bir kesiminde desteğini alarak, oyalayarak bunu parti olarak götürüyorsun. Ama inanmadığın için bir yere kadar götürüyorsun. Yani düşünce özgürlüğüne inanmadığın için bir yere gelince hop bir dakika ya bu kadarı fazla diyorsun. Tabii oğlum, yani programın ötesinde AKP'nin şeyi de çok kötüydü. Seçim stratejisi de çok kötüydü. İşte bunlar yani birikince sen boşluğa düşüyorsun. Ya ben işte Avrupa Birliği'ni yaptım ama ya inanmıyorum ki. İşte onlar Hristiyan zaten. O gözden bakıyorsun. Yani Avrupa Birliği'nin seni O zaman bu saydığın koşullarda AKP 17 sene iyi idare etmiş. Çok idare etti. ANAP'tan fazla idare etti. İşte giriş de aynı gidiş. Gidiş aynen belediye başkanlığından Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen gidişi gibi. Ondan sonra Ankara Karayalçın'ı almıştık. Evet. O şekilde. Gidiş aynı gidiş. Yani İzmir zaten gene o zaman da bu şekildeydi. Hiçbir şey değişmiyor. Yani bunlar geçici partiler. Şimdi daha geleceğiz ama şimdi 31 Mart'ta AKP kaybetti aslında. Evet. Ve kaybettiyse şimdi tekrar attı. Ama 23 Haziran'a gelince fark birdenbire 800 bin arttı. 800 bin arttı, evet. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bir kere yeni oy veren çok az. Yani artı olarak yok. Yok gibi hemen hemen. Tabii yeni bir seçmen yazılmadı zaten. Hayır. Gitmeyip de
bundan önceki seçime gitmeyen 10,5 milyon var ya, 8,5 vermiş, 2 milyon 1 milyon 700 bin falan vermeyen var. O 1 milyon 700 binin 1 milyonunu getiremediler sandığa. Başka bir şey oldu burada. Bir takım görüşmelerden dolayı ciddi bir şekilde MHP'nin bir kısmı sandığa gitmedi, bir kısmı karşı tarafa geçti. Yani çok AKP içinde milliyetçiler var. Onların ciddi bir kesimi karşı tarafa, İYİ Parti'nin tarafına geçti. Bu çok ciddi bir şeydi. İkincisi çok önemli olan bir şey. Yani hırsızlığın kanıtlanması gerekiyordu. Kanıtlayamadılar. Yani İkna edemediler. İkna etmek için senin 14 bin oy şurada işte 500 şurada, 750 şurada, 300 şurada çalındı diye resmi belgen olması lazım. Öyle bir şey yok ki zaten. Öyle bir şey yok. Bu seçimin bu şekilde gideceği şurada belli oldu. Hatırlarsan Yüksek Seçim Kurulu tekrar açıkladığında o çaldı denilen ilçe seçim kurulunu aynen muhafaza etti. Yüksek Seçim Kurulu şunu söyledi esasında. Bu tekrarlama kararını ben almadım, AKP aldırttı. Ben geçen seçimde ilçe seçim kuruluma ve çalışan arkadaşlara ne kadar güveniyorsam, çalmadıklarına dair ne kadar güveniyorsam gene güveniyorum. Şimdi tabii burada aslında Erdoğan bir kumar oynadı ve kaybetti. Hem büyük kaybetti. Erdoğan mı oynadı işte hala onu bilemiyorum. Çünkü Erdoğan ilk bir hafta biz İstanbul'u kaybetmedik. 24 tane ilçeyi aldık. Belediye meclisini aldık. Hiç seçim diye bir şey söylemedi Erdoğan. Tabii bu kabullenmiş görünümünü daha fazla sürdüremedi ama yani bir hafta sürdürdü. Evet. Ondan sonra inkara başladı. Evet, başlattılar gibi geliyor bana çünkü normal bir parti başkanı artık dizginleri hala elinde tutuyor olsa Süleyman Soylu'yu ikinci günden itibaren ya susmasını emreder ya görevden alır. Evet, Süleyman Soylu İmamoğlu'na iyi çalıştı. Çok iyi çalıştı. Yani sadece o değil yani işte Öcalan görüşmeleri. Yani şimdi Abdullah Öcalan kısmını biraz daha anlıyorum da Osman Öcalan'la görüşme olayı tam bir felaket. Hayır, Abdullah Öcalan görüşmesi şöyle söyleyeyim yani hep tartışıyoruz yani tartışıyoruz derken aynı şeyleri söylüyoruz. İşte Ali Babacan'a gidecek olan ekibe baktığın zaman o ekipten Hüseyin Çelik ya da Beşir Atalay Abdullah Öcalan mektubunu okusaydı yayınlanmadan önce... Aman Sayın Erdoğan bunu yayınlamayın. Burada Abdullah Öcalan Bu seçimlere dönük bir şey söylemiyor ama eskisi gibi davranın diyerek bu seçimde de CHP'ye oy verin ya da işte bileşenlere olarak oy verin diyor derdi. Bu kalan ekip o cümleyi anlayacak kapasitede bir ekip değil işte. Bütün anlayacak ekip bir şu an Ali Babacan. Bir de Osman Öcalan kısmı var. Çünkü Osman Öcalan kısmında gene Beşir Atalay gibi bir isim olsaydı orada aman çıkarmayın derdi. Yani müdahale eder. Yani onu getireni partiden atardı. Bu çünkü ciddi bir şey yani ihanet gibi bir şey AKP'ye Öcalan'ı ve en sonunda öyle bir duruma gelmişler ki Erdoğan kırmızı bültenle arandığını bilmiyordu. Bilmiyordum diyor. Evet. Diyor bu o bir felaket. TRT'ye başvurmuştur öyle çıkarmışlardır diyor. Ha başvurmuş diyor öyle çıkartmışlar evet. Diyor demokratik hak işte demokrasi de anladığı bu tabii öbür. Şeyi de açıklayamıyorsun. Öğretim görevlisini de açıklayamıyorsun. Çünkü ne hiçbir Avrupa yasasında yok böyle bir şey. Yani ben Fransa'da Abdullah Öcalan Fransa'da tutuklu olsa ya bir sosyolog kitap hazırlıyormuş görüşecekmiş desem dalga mı geçiyorsun derler. Böyle bir yasa yok. Neyle görüşüyor? Bak şimdi geçen gün işte bu şeye giderken G20'ye giderken sordular gazeteciler. Bu Öcalan'la akademisyen Ali Kemal Öcalan'ın görüşmesini şöyle bir cinnet veriyor. Şimdi cezaevinde yatanlara hangi kurum ziyaret için müsaade eder? Hangi şartlar altında müsaade eder? Bunların hepsi bellidir. Hangi kurum? Bu Adalet Bakanlığı. Müracaat yapılmıştır ve bunun üzerine böyle bir adım atılmıştır. Yani akraba değil, avukat değil. Uzaktan bile akraba değil. Yani akrabalarla görüştürmüyorlar ya. Hadi ki başladığı için şimdi görüştürmeye Mehmet Öcalan görüştü falan bir şey diyebilirsin ben ama. Senelerdir görüştürmediler. Yani bir de ikinci soyadı tutmayan akrabanın görüşmesi mümkün değil yani. Tabii.
Yani biz gazeteci arkadaşları cezaevinde ziyarete giderken AKP döneminden önce kuzeniyim, yeğeniyim gibi mazeretler sürerdik öne. Onun üzerine savcılık tabii izledi. Canım işte benim Erol'larla beraber tutuklandığımızda işte ne kadar kalacağımızı bilmiyoruz. Üç kişi yazıyorsun galiba isim şey yapmak sana gelsin diye yakın akraba ya da uzak akraba ya da arkadaşını yazıyorsun. Öyle bir işlem var ki onun yapması. Yani o sosyolog onu başvurmuş olsa o işlemlerin bitmesi 3-4 hafta sürüyor. Çünkü onun GBT'sini araştırıyorlar bilmem ne falan filan. Can havliyle yapılan hatalar bunlar. Tabii. Seçim kaybedeceğini görünce. Yani. Şimdi İnci de bize katılacak. Hoş geldin İnci Hekimoğlu. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba Ahmet. Evet, seçimleri konuşuyorduk. Bu yani 31 Mart'la 23 Haziran arasındaki 3 aylık bir sürede yaklaşık 800 bin bir fark nasıl oluştu diyorduk. Ahmet söyledi aslında. Yani AKP ve MHP umdukları o hani daha önce şöyle bir söylem vardı ya. Ya bizim kaybetmeyeceğimize inanıyordu bizim seçmenimiz. Onları biz ikna edersek biraz da küsmüşlerdi ama şimdi bu kritik aşamada biz onları sandığa götürebiliriz zannediyorlardı. Ama öyle olmadı. Olmadığı gibi tersine bu sefer CHP'lilerin gitmeyeceğini düşünüyorlardı. Sol eğilimlilerin. Bu sefer onlar da gitti ve tersine AKP seçmeni gitmemekte ısrar etti. Gidenler de zaten görüldüğü gibi AKP'nin hakim olduğu mahallelerde, bölgelerde karşı tarafa geçmiş görünüyor yani tırnak içinde. Dolayısıyla bu 800 bin fark sadece yalnız vicdan ve haksızlık duygusuyla yapıldığını düşünmüyorum ben. Çünkü Fatih'te falan yapılan röportajlarda şöyle bir şey dikkatimi çekti. Sıkı AK Parti seçmeni olduğunu anladığımız insanlar şey diyorlar. Ya işte en büyük problemi damadını ekonominin başına getirmek. Evet. Ve yaşadıkları ekonomik sıkıntı olarak görüyorlar ki bu mesaj bence AKP'nin alması için artık çok geç de muhalif partilerin ve CHP'nin alması gereken önemli bir mesaj. Peki sen bundan sonra nasıl bir gelişme bekliyorsun? Mesela dün şeyi yazmıştın. Minareler hala kıştaysa dövüşmeye hazır olun demiştin. Yani Erdoğan'ın kendi uyguladığı politikalardan vazgeçmeyeceği fikrindesin sen, öyle mi? Ben kesinlikle öyle düşünüyorum. Zaten bütün konuşması salı günkü grup konuşmasında bilim bile geri adım atmadığı görülüyor. Kerhen bir işte milletin iradesi başımızın üstündedir falan deyip geçiştirdikten sonra biraz daha yumuşatılmış bir üslupla saydırmaya devam etti aslında. Yani şey gene durmak yok, yola devam yani. Durmak yok, yola devam. İşte camiler kışlamız, minareler süngümüz diye devam etti. Nitekim şeyden de gördük hemen ardından. Açılan davalardan. Peki bundan sonra muhalefetin yapması gerekenler konusunda ne düşünüyorsun? Yani bir kere kesinlikle şu polis devleti olma halini yargıyla birlikte bir kere çok gündemde tutmaları gerekiyor. Ve tabii ki yeni bir anayasa için acilen hızlı harekete geçilmesi gerekiyor. Bugün bir haber okudum, ne kadar doğru bilmiyorum. CHP bir asgari müşterekler raporu hazırlıyormuş. Evet, MHP ve ortak paydalar raporu. CHP, HDP, ortak, İYİ Parti ve Saadet Partisi. İYİ Parti ve Saadet. Ama orada şöyle bir handikap var ki Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında da bütün partilere sesleniyorum diyordu. Yani hala AKP ve MHP'de MHP ile birlikte bir ortak paydalar ya da bir anayasa yapılmasını hiç mümkün görmüyorum. Burada yapılması gereken bir mesaj verilecekse, bir harekete geçeceklerse eğer, somut adımlar atılacaksa,
yapılması gereken demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyunu arkasına almaktır. Yani çünkü bu yoksulluğun da, bu adaletsizliğin de, bu giderek daha fazla polis devleti görüntülerinin yaşandığı, yargının artık AYM'nin bile talimatla yürüdüğünü bugün öğrendik. Böyle bir ülkede artık AKP ve MHP ile hangi ortak paydada buluşulabilir? Böyle bir şey hiç mümkün görmüyorum. Bu olsa olsa zaman kazanma, oyalama ve asıl arkasına ve yanında olması gereken demokratik kamuoyunu ve bu rejime karşı durmuş en azından İstanbul'da 800 bin farkı yok saymaktır. Yani sonuç almayı da engelli durumda. İşe yarayacağını düşünmüyorum böyle bir şeyin. Fakat bir ortak nokta aşağı yukarı oluşturmuşlar gibi görünüyor. Zaten bu 23 Haziran seçimlerinden önce bu komisyon çalışmış. İbrahim Kaboğlu da başkanlığını yapmış bu komisyonun. Şimdi hem önceki gün grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu halk tarafsız bir cumhurbaşkanı istediği mesajını verdi. Tarafsızlık konusunda bir biz referanduma hazırız. Gelsinler yapalım o referandumu dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da yine aynı gün aynı çağrıyı yaptı. Başkanlık sistemi değişmeden Türkiye'ye huzur gelmez dedi. İYİ Parti parlamenter sistem çağrısı yaptı o gün. Ve tabii ki HDP eş genel başkanı Sezai Temelli de demokratik anayasa çağrısını yeniledi. Yani burada bir en azından Saadet Partisi, CHP, HDP ve İYİ Parti üzerinde bir uzlaşma yakaladıkları alanlar olduğu görülüyor. Onlara bir itirazım yok. Doğru. Onlarla birlikte böyle bir çalışmaya girişilmesi elbette çok doğru. Benim kastettiğim burada AKP ve MHP ile uzlaşılmasının mümkün olmadığı. Bunun vakit kaybettirmekten ve işi sulandırmaktan öteye bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Nitekim Erdoğan'ın o kulislerden yansıyan bilgiler falan, hani tarafsız cumhurbaşkanlığı tartışması, AKP içindeki işte AKP'nin genel başkanından istifa etmesi. Yani bu saatten sonra diyelim ki buna razı oldu. Tarafsız bir cumhurbaşkanı olabilir mi? Bu rejim sürdüğü sürece kuvvetler ayrılığı, düşünce ve ifade özgürlüğü, bekçilerin bile insanlara işkence etme yetkisinin olduğu bir ülkede, Cumhurbaşkanı Erdoğan hala cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede demokratik bir hamle, somut bir adım atılmasını hiç mümkün görmüyorum. Zaten yani sistemin tıkandığı birinci yılı doldu işte tam bu arada, o bütün tartışmalar içerisinde 23 Haziran'ın 24 Haziran'da birinci yılı doldu ve bir yıllık karnesi de çok kötü zaten bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yahut işte Türk evet. tipi başkanlık modelinin. O model herhalde çok tartışılacak. Dün Ahmet Takan yazmıştı aslında. Saraydan barada bir iyi kulis alıyor Ahmet Takan, Yeni Çağ yazarı. Evet. Şimdi diyor ki iki çalışma yapılıyor saray bünyesinde. İlki rasyonel parlamenter sistem diye adlandırılıyor. Bu çalışmanın tam ortasında TBMM'yi güçlendirmek bulunuyor. Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin de biraz kısılması öngörülüyor. Ancak üniversitelere atamalar, diğer kritik bürokrasiye atama yapmak Cumhurbaşkanı'na bağlı olacak. Resmiyette partisiyle olan bağı da kesilecek. Böylelikle Cumhurbaşkanı yine güçlü olacak ama yetkilerin bir kısmını TBMM'ye verecek. Milletvekillerinin istifa etmeden Bakanlar Kurulu'na girebilmesi için de girmesini düşünenler de var. İkincisi yarı başkanlık sistemi. Bu sistemde yine Cumhurbaşkanı'nı halk seçecek ama TBMM ve hükümet güçlü olacak. Yani buradan anladığımız şu ki AKP kendi içerisinde fazla Erdoğan'ın yetkilerini tırpanlatmadan bu dalgayı atlatmak için, en asas sağlığı atlatmak için göstermelik bir makyaj yapacaklar ve o makyajla yürüyecekler gibi görünüyor. Onların planları bu. Hayır ama bir yerde... Tıpkı şey gibi, yargı reform paketi gibi. Evet. Şimdi ama yani orada da... Bir yerde yanılıyorsunuz gibi geliyor bana çünkü... Şimdi bu anayasa değişikliği büyük bir olasılıkla yarı başkanlık sistemi, yani eski parlamenter sisteme gitmeyecek, yarı başkanlığa gidecek. Yarı başkanlık mecliste onaylandığı andan itibaren zaten tamam yarı başkanlık oldu, buyurun Sayın Erdoğan siz yarı başkanlıkla devam edin deme hakkı yok.
O meclis yenilenecek ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilenecek. Yani bu şey gibi değil, yani atıyorum çocuk yasası bilmem ne, anayasayı değiştirelim, Cumhurbaşkanı devam etsin görevine gibi bir şey değil. Cumhurbaşkanının seçilme tarzını değiştirdiğiniz zaman yeniden seçime girersiniz. Bu dörtlü grup, yani CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne 15-20 güne kadar büyük bir olasılıkla Ali Babacan grubu da dahil olacak. Ali Babacan grubunu dahil olduğunda zaten meclis bu anayasa değişikliğini MHP ve AKP'ye rağmen yapar ve erken seçimde zaten gidilir. Erdoğan tekrar aday olur mu olmaz mı, başkasını aday koyup partinin başına mı geçer rezil olmamak için, onu bilemiyorum. Ama yani bu anayasa değişikliğinde Erdoğan devam edemez. Yani buyurun biz değiştirdik, biraz da bunu deneyin diye bir şey değil bu yani. Evet, doğru söylüyorsun. Mecbur kalınıp yeniden bir seçim yapılması lazım. Ama bütün ayrıntıların da tabii nasıl bir seçim usulüyle yapılacağı bu seçimlerin falan da çok önemli. Bunların da meclisten geçmesi gerekiyor, evet, bildiğim kadarıyla. Ama ne yazık ki bu mecliste hala AKP ve MHP çoğunlukta. Ancak dediğin gibi Babacan parti kurar ve oradan sözlendiği gibi 30-40 milletvekilini alırsa o zaman ancak belki daha bugünkünden demokratik, daha özgür, daha rahat koşullarda bir seçim yapılabilir. Katılıyorum söylediğine, tabii ki. Doğru, ama Babacan'ın da tabii ne kadar başarılı olacağını göreceğiz. Evet, o da bir şansını deneyecek. Ama benim kastettiğim asıl olarak şu, yani artık bizim tek derdimiz Erdoğan değil. Ya eski parlamenter sistem de değil tabii. Eski parlamenter sistem de çok mata olsaydı eğer, zaten bugün bu bahsettiğimiz zorba rejim iktidarda kalamazdı bunca zaman. Daha ileride bir şey olabilmesi için de bu yükselen dalganın daha doğru değerlendirilebilmesi için yani tıpkı aslında HDP'nin ifade ettiği gibi gerçekten demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir demokrasi için kolları sıvamalı ve bu konuda muhalif partiler kamuoyunun gündemine düşürmeliler bunu. Yani kamuoyunun gündeminde yoğun olarak tartışılan, tartıştırılması gereken bir konu olarak gündemin iç sırasında yer almalı. Çünkü görüyoruz ki bütün bu tartışmalara ve yükselen bu kadar keskin bir muhalefete rağmen kamuoyunda oluşmuş. Yani bugün bile önümüze düşen haberlere bakın, hiçbir şekilde geri adım atmaya yanaşmayan bir iktidar var. İşte Canan Kaftancıoğlu'na açılan dava 7 yıl sonra. İşte Barış Yarkadaş'a eski CHP milletvekili ve gazeteci efendim. İspark'tan açılan dava. Evet, İspark'taki yolsuzluğu sorduğu için açılan dava. Başka da vardı, bugün bir sürü dava peş peşe açılıyor ve inanılmaz polis şiddeti ve şimdi ona eklenen, tıpkı hani tırnak içinde benzetmek gibi olmasın, Nazi Almanya'sındaki kahverengi gömlekliler gibi bir de bekçiler eklendi. Evet, tweetinde gördüm. He? Tweetinde gördüm kahverengi gömlekli. Tam kahverengi, yani belediye zabıtaları vardı. Bekçiler var. Bunlar zabıta ya da bekçilik de yapmıyorlar. Çok ciddi militanlar. Yani çok ciddi bir hasar var ülkede gerçekten. AYM'den bugün yansıyan o talimat meselesi çok korkunç. Resmen bir bilgi notu eski KHK mağduru tarafından tesadüfen, evet, internette keşfediliyor. Ne başvuru gerekçesi yetersizdir gibi bir talimatta davaların, başvuruların reddedilmesi üzerine. Diğerleriyle bu FETÖ davalarıyla ilgili. Diğerleriyle ilgili hangi talimatlar var bilmiyoruz. Ama bu bile tek başına
çok müthiş bir şey yani. Yani yargıda bir tarife oluşturulmuş Anayasa Mahkemesi düzeyinde. Evet. Ya bu artık güvenilir tek bir kurum kalmamış ve bu kadar cüret, bu kadar pervasızlık gerçekten ancak belki bir hani ne denir, yeni bir kurucu meclisle aşılabilir belki. Başka çaresi evet, yok. Aslında çünkü bu enkazı kimse kaldıramaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu AYM ile ilgili son çıkan rezilliği dikkate alıp artık Türkiye için şunu demeli ki, Türkiye'de iç hukuk yolları tükenmiştir. Ya, hukuk kalmamış. Evet, iç hukuk yolu tükendi. Yani direkt AYM'ye başvurabilmeliyiz artık yani. Kesinlikle, ama ben AYM'in de tabii çok ciddi bir şekilde suç ortağı birçok noktada, evet. Avrupa Birliği'nin bu olup bitenlerin hepsinde suç ortaklığı olduğunu düşünüyorum. Peki İnci, çok teşekkür tabii. ederiz bize katıldığın için. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şimdi bu farkı konuşuyorduk ya, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu farkta şöyle bir şey var. AKP seçmenini, yani AKP'nin merkez sağ seçmenini ve MHP'yi kızdıran 3-4 tane olay oldu. Bu olayla beraber seçmenin belli bir kısmı CHP'ye belki, yani İmamoğlu'na oy verdi, ama esas şöyle bir şey oldu. Sandığa gitmedi. Evet. Onun yerine ne oldu biliyor musun? Sandığa gitmeyen CHP ve HDP sandığa üşüştü. Tabii yer değiştirdiler yani. 400 bin AKP'li gitmediyse -400 oldu. HDP ve CHP'den 400 bin daha kişi gidince 800 bin gibi bir fark oldu. Çünkü bu bir aylık, 1,5 aylık propagandayla 800 bin farka. Mümkün değil. Bir de inatlaşır gibi yani Ekrem İmamoğlu Trabzonlu. 61 misli yapmanın da yani böyle dalga geçer gibi ayıp etmişler yani. Neyse ki şey değilmiş. Zonguldaklı olsaydı 67 misli mi yapacaktı yani. Böyle enteresan bir şey, ama bu HDP ve CHP'nin sol kesimi, sosyalist kesimi, bilhassa gençler sanıyorum saldırmışlar. O gitmeyen, ya işte İYİ Parti de diyebilir bir sürü şey. Saadet Partisi'yle olur mu diyebilir. Bir de şey var canım, yani şimdi bu kaybetse de kazanamayız biz. Kazanamayız psikolojisi olamayız. Var. Evet. Kazanmayı 7 Haziran'da unutmuşlar. Çünkü orada HDP başroldeydi. Burada birkaç parti birden başrolde. HDP başta olmak üzere. Bunu öğrenmiş oldular. Ve CHP'nin iki şeye çok bundan sonra dikkat etmesi lazım. Çok ciddi canavar gibi çalışan bir gençliği var. Bunların bir kısmı Avrupa sosyalisti gibi sosyalist çocuklar ve kadın kolları var. Evet. Yani içerisindeki ordinaryus CHP'lilerden daha iyi çalışıyorlar. Tweetlerini falan görüyoruz, attıklarını, yazdıklarını. Şimdi Eser Hoca da hazır, bizi bekliyor. Evet. Eser Hoca merhaba. İyi akşamlar Celal, iyi akşamlar Ahmet. Nasılsınız? Merhaba, iyi akşamlar. İyiyiz, sağ olun, hoş geldiniz. Evet, diyorsunuz ki hocam, Türkiye 10 sene sonraki intihar psikolojisinden döndü. Nedir bu? Böyle bir yazı yayınladım, evet, senin şeyde, artı şeyde, gerçekten. Yani bu seçim sonuçlarının bir sürü nedeni var. Böyle bir tane bundan oldu demek zor. Ekonomi hiç kuşkusuz çok temel nedenlerden bir tanesi. Yani küçülen bir ekonomide iktidar partisinin adayının başarı şansı azdır. Başka bir sürü faktör sayabiliriz. Bunların hepsi doğrudur. Yani Sayın Kaftancıoğlu'nun katkıları, Ekrem İmamoğlu'nun verdiği imaj, çalışma, daha farklı yöntemler falan, ama ben bir şeye çok vurgu yapmak istiyorum. Onu da işte o yazında çok evet, teşekkür ediyorum. Evet, ilginç bir bahsettiğin ki. Yazında şey yaptım. Türkiye toplumu, yani bütün herkes, bugünün seçmenleri 10-15 sene sonra çocukları, torunları tarafından çok ciddi bir sorguya çekilebilirlerdi. Yani eski bir film hatırlıyorum, 66 tarihli, Savaşta Ne Yaptın Baba diye. Sizler de hatırlarsınız. Evet. Filmi Blake Edwards'ın bir filmiydi. Aslında komedi filmidir, ama niye oylarınla bu rejimi bir şey yapmadınız diye çok ciddi sorular gelebilirdi Türkiye'ye. Bence bu seçim bir kere Türkiye'yi o açıdan çok rahatlattı. Bakın, böyle müsaade ederseniz bir şeyler sayacağım. Duyuracağım hocam. Oldu.
Soma bir facia. 300'den fazla işçi öldü. İşte orada Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan da inanılmaz kötü bir laf etti. Fıtratında bu mesleğin falan gibi, ama Soma deyince benim aklımda bir şey kalıyor. Yerde yatan bir işçiye bir danışman kalktı. O futbol sahalarında ancak görebileceğimiz biçimde, ama spor sahasında güzel olan ama dışarıda yerde yatan bir insana vurulduğu zaman çok çirkin, iğrenç bir tekme attı. Şimdi bu kale belki 80 milyonun bir şekilde kafasına yerleşti. Hani eski bir tabir kullanacağım. Yani niceliksel değişimler bir yerde niceliksel bir şey, yani niceliksel birikim bir niceliksel dönüşüme neden oluyor. Berkin Elvan diye bir çocuk öldürüldü. Evet. 15 yaşında öldürüldü. Şimdi Gezi olaylarını tartışmayacağım. Bu olaylarda polisin sorumluluğu nedir? Şunu, bütün bunları tartışmayacağım. Ama ortada 15 yaşında hayatını kaybeden bir çocuk var. Yani işin insani tarafına bakıyorum. O çocuğun bir annesi var. İçine ateş düşmüş. Kadın bağırıp çağırıyor. Ve o dönemin başbakanı yine o kalabalıklara o kadını yuhalattı. Evet. Şimdi bu, yani insanın hafızasını alamayacağı bir şey. Diyarbakır'da bir fotoğraf var. Bir genç, galiba müzisyenmiş de tam şey yapamıyorum. Üstü çıplak, altında pantolon var. Arkası dönük, polisten kaçmak isterken arkadan vuruluyor çocuk. Arkadan vurdular çocuğu. Yani bütün resimler ortada. Şimdi bu resimler yerleşiyor insanların kafasına. Bir Ayşe öğretmen televizyonda çocuklar ölmesin gibi, yani ne bileyim ben, bugün hava sıcak gibi bir laf bu, çocuklar ölmesin lafı. Bu yüzden bebeğiyle hapishaneye girdi. Bebeğiyle hapishaneye girdi. Şimdi güzel de bir kız. Kimse bu imajı unutmadı. O bebeğiyle o kadının hapishaneye girmesini. Ki sonunda da beraat etti. Evet, sonunda beraat etti. Evet. 130 bin kişi, 140 bin kişi KHK ile görevinden atıldı. Onu da tartışmıyorum. Yani işin şeyine girmiyorum, siyasi tarafına. Evet. Ama bir AKP milletvekilleri ağaç kabuğu yesin dedi bu insanlar. Hiçbir yerde iş verilmiyor bu insanlar. Aralarında profesör doktorlar var. Profesör doktor derken yani tıp doktorunu kastediyorum. Bunlara gece nöbeti verilmedi özel hastanelerde. Ağaç kabuğu yesinler dedi. Harp okulu öğrencileri bir işte 15 Temmuz'da işte bir şekilde onlar da işin içindeydiler orada. Ya 18, 19, 20 yaşındaki çocuklar bir sene, iki sene hapiste kaldılar. Hala var galiba içeride. Var, evet. Var, çok ciddi var. Yani bütün bunları sayıyorum. Önemli gazeteler, başında Sabah gazetesi var. Şimdi eskiden beri gelen bir şey. Kamu bankalarının parasıyla ve tümü kamu bankalarından açılan kredilerle çok yakınlarına, akrabalara gazeteler satın alıyor. Bu herkesin gözü önünde oluyor. Bunlar, bu saydıklarımdan herhangi bir tanesi bir siyasal iktidarı yıkmıyor ama bunlar birikimli süreçler. Yani bir danışmanlar var. O danışmanların o kibirli ifadeleri, o jöleli diye tanınan bir şey var mesela. Onların ifadeleri insanları rahatsız eden bir şey. Yani böyle bir imajın Cumhurbaşkanlığı yanında danışmanlık görevi yapması. İhaleler. Üç büyük şirket, isimlerini saymıyorum başıma iş gelmesin diye. Bütün büyük ihaleleri, bütün Türkiye'nin gözü önünde üç büyük şirket alıyor. Aldı ve almaya devam ediyorlar. Bunları unutuyoruz. Bir Deniz Feneri davası vardı. Değil mi? Deniz Feneri davası, evet. Herkesin bildiği bir davaydı. Ve bir anda kapatıldı dava. Ve savcısı cezalandırıldı, olmadık yerlere sürüldü davanın. Yani bütün... Bugün o, bundan da vazgeçmiyor hala. İşte Sayın Canan Kaftancıoğlu belki bu İstanbul hikayesinin en önemli 2-3 figüründen biri, çalışmasıyla, şusuyla, busuyla. Bugün Canan Kaftancıoğlu mahkemeye çıktı. Niye çıktı? 5 sene önce atmış olduğu bir tweet yüzünden dava açılıyor. Yani şimdi bu kabul edebilecek. Bugün Meral Akşener'le ilgili FETÖ davasından bir şey başlattılar. Evet. Yani bir adını hep unutuyorum ama Yeliz deniyor. Unutmuyorum Yeliz ismini. Bir tane milletvekili var. Onun o garip ifadeleri. Ya bunları gülüp geçersin belki ama onlar birikimli olarak çok ciddi bir şey. Anadolu Ajansı'nın yaptıkları. Türk seçmeni bunları unutmuyor. TRT'nin yaptıkları. Yani hadi YSK'yı sarmıyorum. Türk Hava Yolları'nın. O Türk Hava Yolları'nda yani mesela sadece yandaş gazetelerin
girebilmesi, ki o ciddi bir destek o gazetelere. Kaç tane Türk Hava Yolları her gün kaç tane şey yapıyor? Portu mi deniyor buna? Portu yapıyor yani. Kaç uçuş yapıyor. Hepsinde en küçük, yani Cumhuriyet Gazetesi mesela satılmıyor. Yok ya, yani, satılmıyor değil, bırakılmıyor oraya. Yani bunları o milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı da Türk Hava Yolları'na biliyor. Bunlar Türk Hava Yolları hisselerinin yaklaşık tümü hazineye ait bir şirket. Yani ne demek hazineye ait? Celal'e ait, Ahmet'e ait, bana ait şirketler. Buradaki çalışanlara ait şirketler. Bundan sadece şey yapabiliyorlar. Bütün bunları sayıyorum. Altanlar, Nazlı Ilıcak, Kavala davası. Bunların bir intikam davası olduğunu herkes görüyor. Görmemek mümkün değil. Ama bu davalarda en küçük bir esneme yok. KPSS'de yüksek puan tutturup da mülakatta elenen gençler, yaşları bunların işte kaç, 22, 23, 24 yaşında gençler, üniversite asistanı olmak istiyorlar ama orada bir bakanın yeğeni, bunun isim vermeyeceğim yine korkutuklardan, yani bir bakanın yeğeni rektörlüğe asılan sınav sonuçları mahkeme kararıyla toplatılıp kaldırılarak rektörlükteki sınav ilanı bir bakanın yeğeni yerleştiriliyor. Yani şimdi bir polis bir gösterici kıza, yani hepimiz gördük televizyonlarda o şey, kameramanlara ödül vermek lazım. Tacizde bulunuyor elle. Ona ve İçişleri Bakanımız diyor ki kahraman polisimize taciz diyen işte vatan hainidir diyor. Yani şimdi bunlar kolay işler değil. Eyüp Sultan Camii'nin imamı. Ya ben bunları not et şöyledir bir yerlere. Şimdi hepimiz biliriz, eğer bu konularla ilgiliyseniz, İstanbul'da Sultanahmet, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Beyazıt Camii, Dolmabahçe'deki Valide Sultan Camii, bunların imamları öyle rastgele insanlar değildir. O hiyerarşinin en önemli insanları gelirler. Bir Eyüp Sultan Camii imamı, bir kamu görevlisi, bir devlet memuru, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, açık açık bu seçimlerde Binali Yıldırım lehine propaganda yaptı. Ama bunu herkesin gözü önünde oluyor. Zannediyor ki yine Binali Yıldırım ve arkadaşları, ya Eyüp Sultan Camii'nin imamı bizi destekliyor. Bu bize artı olarak bize döner. Çok yanılıyorlar. Çok yanıldılar. Yani o araba saltanatı, o televizyonlarda gördüğümüz araba saltanatı. O nedir o ya? Nedir o? Nedir o? Yani nasıl bir görmemişliktir? Yani bunun bir güvenlik kaygısıyla falan tutmak mümkün değil. Bir AKP'li belediye başkanının oraya herkes Audi çekerken ben Renault mu çekeceğim gibi, böyle yani paçalardan akan bir görmemişlik. Ya bunlar şey yaptı yani, insanlara birikimli bir şekilde, tekrar ediyorum, bu söylediklerimin hiçbirisi belki tek tek bir iktidarı devirmez. Ama hepsi bir araya gelince bunlar üst üste geldi. Her gün bir tane geldi. Ya bir vicdan, bir galiba o senin bahsettiğin yazıda böyle bitirmiştim. Bir vicdan partisi kurulsa mesela, bir vicdan partisinin başına o Çorlu'daki tren kazamı diyelim, cinayet mi diyelim, ne diyelim, Çorlu'daki tren faciasında o yakışık dünya tatlı oğlunu kaybeden anneyi getirmek lazım. Ama o kadına sen siyaset yapıyorsun dediler. 12-13 yaşında yakışıklı oğlunu kaybeden bir kadının feryadı karşısında. İnsanda bir utanma olur ya biraz. Ama bütün bunların sonu da galiba şeyde çok fena çıkıyor. Mesela unuttum, çok önemli bir şey. Metin Akpınar meselesi. Evet. Hangi siyasetten olursanız olun, Metin Akpınar Türkiye'de herkesin, yani aklı fikri olan herkesin sevdiği, beğendiği birisidir. Metin Akpınar'a Türkiye'de kimse kötü bir şey söylemez. Metin Akpınar'ı bir demeci yüzünden bu yaşlı adam mahkemelerde süründürdüler. Pasaportuna el koydular ya. Yani insaf denecek bir yer var ya işte herhalde orası. Bilemiyorum. Yani sayamıyorum yani tek tek bütün bunları. Yani bütün bunlar bir araya geldi. Tabii ekonomi çok bir faktör. Şimdi biraz önce sizler de değindiniz o konulara. Ama bu vicdan dedi. Fakat AK Parti'nin burada bir şey öğreniyor gibi bir hali yok. Yani evet. Bugün mesela Sayın Kaftancıoğlu'nun bu şeyine bir şekilde durdurmak lazımdı. Adalet Bakanlığı devreye girmişti. İsterse Brunson davasında girdi, başka bir sürü davada girdiğini çok iyi biliyoruz. Yeni de yaptı. Ya yani
şu anda bu seçimin, bu seçim zaferinin CHP için ya da Millet İttifakı'nın en önemli figürlerinden birisini 5 yıl önce bir tweet atmış. Ve yeni açılıyor dava. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. İnsani bir şey değil. OHA süreci. Yani bilemiyorum. Yani ne dersiniz diyeyim, buradan çok büyük sıkıntılı bir şey var. Yani Tarım Bakanı patates ithal ettiğini Türkiye'ye. O kadar sonra anlaşıldı ki mesela patates ithal ettiği şirket eskiden danışmanlık yaptığı bir şirket çıktı. Yani o da çok komik bir açıklama yaptı. Ben Sayın Pakdemir, Baba Pakdemirli'yi tanırdım. Kendisi çok nitelikli bir insandı. Galiba aile içinde daha farklı bir şey olmuş yani. Ondan sonra Baba Pakdemirli çok nitelikli bir insandı. Daha farklı bir şey olmuş orada. Dedi ki benim çalıştığım aynı şirket ama o şu bu ben ham patates iptal ediyorum o şirketler ama benim çalıştığım yer püre mi ne işte öyle bir şey yapıyormuş. Yani açıklamalar da seçmeni aptal yerine koyan açıklamalar. Yani ne diyeyim bilemiyorum. Ya, nereden bakarsanız bir faciayla karşı karşıyasınız. Ama Allah'tan Türkiye kendini kurtardı. Büyük ihtimal. Çünkü neden Türkiye kurtardı diyorum. Çünkü İstanbul dediğiniz küçük Türkiye. Yani Karadeniz de burada, Diyarbakır'ız da burada, Sivas'ız da burada, Kars'ız da burada. En azından 10 yıl sonra çocukları bir şey derse onlar da büyük ihtimal biz de işte 23 Haziran'da 800 bin fark attık diyecekler. Peki hocam bundan sonraki süreci nasıl öngörüyorsunuz? Yani bundan sonraki sürecin artık Türkiye'de ben bir kavram uydurmuştum. Yine bir galiba size yazdığım bir yazıda bir kavram uydurdum. Temsilde etkinlik diye. Bu şeyde yok. Siyaset biriminde yeri olan bir kavram değil temsilde etkinlik. Siz istediğiniz kadar Türkiye'de işte ne ittifakıydı o şey ittifakıydı neydi onun adı? Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'yı kaybetmişseniz bu ülkeyi yönetemezsiniz. Fransa'da da oldu böyle şeyler ve hemen gözüktü. Fransa'da bir iki kere oylamalar yapıldı. Fransa'da başka bir görüş şey ama Paris'i kaybettiler. Ve yönetemedi, beceremediler ve dönüldü onlardan geriye. Yani bu şey bir şey. Yönetimde bir şey gerekiyor. Temsilde bir etkinlik gerekiyor. Bunu tamamen kaybettiler. Dolayısıyla bence Türkiye bir revizyona girmez. Yeni bir anayasa mutlaka tekrar dayanmalı. Bir parlamenter sisteme dayanmalı ama tabii çok ciddi. Sadece eski sisteme dönmek değil. Biraz önce İnci Hanım da böyle bir şey söyledi galiba. Yani bütün sivil asker ilişkilerinin yeniden tanımlanacağı, din devlet ilişkilerinin yeniden tanımlanacağı bambaşka bir şey. Anayasa yapmak ve kısa sürede yapmak. Çünkü Türkiye muazzam kan kaybediyor. Yani bütün görüyoruz. Türkiye başına dolar düzeyinde 11 sene sonra kişi başına gelir düzeyimiz aynı. 11 sene geçti. 2008-2019 senesi. Dolayısıyla ne olacağını bilemem ama ben ne istiyorum onu söyleyebilirim. Yani öngörmek çok zordur. Bunlar hele sosyal bilimlerde biraz şey olur. Çok zor bir şeydir bu. Ama mutlaka Türkiye'nin yeni bir anayasaya ve yepyeni bir sisteme ihtiyaç var. Yeni anayasa derken eskiye dönüş anlamını asla söylemiyorum. Eski anayasa da çok kötü bir anayasaydı. Türkiye'nin başına olmadık işler açtı. Ama bu yeni anayasada işte dediğim gibi din-devlet ilişkilerinin, mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mutlaka yeniden tanımlanacağı, vatandaşlık kavramının mutlaka yeniden tanımlanacağı, sivil asker ilişkilerinin yeniden tanımlanacağı bir anayasaya gitmemiz lazım. Ve anayasanın başındaki o garip buram buram yani ırkçılık kokan o şeylerden falan da vazgeçmemiz gerekiyor. O dibace dediğimiz evet. Yani bütün bunlardan vazgeçen daha hukuksal temelde bir şey istiyorum. Anayasayı görebilirsem çok mutlu olurum ömrü hayatımda. Peki Ezan hocam biz de süremizin sonuna geldik. Hoşuma gider bu laf. Kötü bir Türkçedir. Ömrü hayatımda diye ne demekse iki defa ömür var. Ondan sonra ama argoda kullanılır ömrü hayatında bunu görmek isterim. Peki hocam yani çok teşekkür yani. Ederim. Vatandaşlık anlayışının tamamen değiştiği bir anayasa bunu görmek isterim şahsen. O dibacedeki o böyle buram buram ırkçılık olan şeylerin kaldırıldığı bir anayasa çok sevinirim.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum bu olanağı verdiğiniz için. Çok çok sağ olun. Size iyi yayınlar. Tüm arkadaşlara çok sevgiler. Teşekkürler. Evet, Ahmet Nesin'in birinci bölümünün sonuna geldik galiba. Evet, artık her şeyin ilk bölümü bize ayrılan süre doldu. Saat başında tekrar buluşmak üzere.